Google'ın poligona katılımı üzerine konuşacağız. Gün geçmiyor ki piyasa ilerlemesin, gün geçmiyor ki poligon piyasada öncü olmasın. Poligon çok ciddi, açık ara hep derim ya, piyasanın katalize ettiği ve piyasayı katalize eden tabii ki projeler vardır. Mesela muhakkak Bitcoin şu anda altcoin'lerin tamamını katalize ediyor. Çünkü Bitcoin fon çekmezse altcoin'ler kolay kolay sıfır fon çekemez. Bir şey hariç ya da birkaç şey hariç. Bunlar da sürekli herkesin dilinde olan katalizörler kavramı. Geçen sezonun Web3 DeFi'yi, bu sezonun yapay zekaları gibi. Yani dünya genelinde revaçta olan bir yapı var. Bir teknoloji inovasyon kategorisi var. Bunu blockchain gibi de halihazırda fiyat anlamında değil, inovatif olarak oldukça popülerleşmeye başlayan bir tarafa koyduğunuzda tabii ki çok ciddi para çekiyor. Katalize edenler nitekim Ripple piyasayı pek çok şey ile katalize ediyor. En son ki RWA tokenizasyonu bunlardan bir tanesidir. Mesela RWA tokenizasyonu, yani menkul kıymetlerin, gerçek varlıkların tokenlaştırılması üzerine konuşurken bugünkü XRP Coin videosunda Ripple'ın gerçekleştirdiği bu korkunç derecede yüksek ve büyük bir inovasyon oluşumunun dünyanın bir gün her yerine ulaşacağıyla alakalı konuştuk. Nitekim Binance'ın yakın zamanlı ve merkez bankalarının büyük bankaları raporlarında incelemiştik. Poligon'da bunlar içinde şu anda RWA'nin yaygınlaştırılmasında başı çeken Ripple'ın ardından Polygon, Cardano, Avalanche gibi ekosistemler de geliyor. Polygon bundan kaynaklı olarak, yani RWA tokenizasyonundan kaynaklı olarak İtalya Merkez Bankası ile ortaklığını duyurmuştu. Ve İtalya Merkez Bankası ile birlikte tokenizasyon üzerine çalışacaklar. Böyle konuşurken tabii bunun da altını çizelim. Bir hafta 10 günlük bir haber. Aşağı yukarı. Yani poligon piyasayı katalize eden, mesela Cardano'da katalize eden şeylerden biri. Yeni inovatif yaklaşımlarıyla eğer sen farklı sektörlerle korelasyon kurup bunu arttırabiliyorsan, bunun ilklerindensen, sen piyasayı katalize ediyorsun. Çünkü gayrimenkullerin tokenlaştırılması çok yeni bir şey. Ama mesela Binance'a göre 16 trilyon dolar para çekecek burası. Şimdi sen de bu noktada daha şimdiden gitmişsin İtalya Merkez Bankası ile ortak olmuşsun. Yani bu işi gerçekleştiren ana taraflardan bir tanesisin. Ki bunun gibi çok fazla iş yaptılar. İşte piyasanın katalize etmesi, piyasanın katalize ettiği kripto paralar. Çoğu zaten öyledir. Yani %99,9 öyle de. Mesela Shiba'yı piyasa katalize eder. Ben hiçbir zaman dedim mi Shiba şuradan para çeker piyasaya? Hayır arkadaşım, piyasaya para girer, Shiba piyasadaki parayı çeker. Şimdi bunlar, bu yorumu yapabildiğimiz altcoin'ler sezonluk çok ciddi yükselir. Ama uzun vadede patlar. Aynı şekilde Shiba için de uzun vade yatırımı olmayacağını sürekli söylüyorum. Ha, ama sezonluk değerlendirmemek bence saçma böyle bir şey. Poligon farklı bir kavram. Poligon piyasayı katalize ediyor. Piyasayla birlikte tabii ki katalize de oluyor her altcoin gibi. Google Cloud, Polygon'un validatörleri arasına katılıyor. Google Cloud yakın zamanda 11 tane blockchain'i destekledi. 11 blockchain'i entegre etti. Zaten Ethereum, Polygon, Avalanche, Cardano, başka ne vardı? Polkadot, Near, Tron. Valla diğerlerini hatırlamıyorum. Muhakkak hatırlayanlar vardır. Google Cloud, Polygon'un blockchain ağındaki validatörler arasına katılıyor. Validatör kavramı önemli olacaktır. Hem akıllı sözleşme yapımında, nitekim ağ üzerindeki etkide. Bu noktada Google Cloud mesela validatörleri şöyle düşünün. Hem olası oylama sistemlerinde vesaire söz sahibi oluyor validatörler, doğrulayıcılar. Bu noktada mesela bir oylama mı yapılıyor? Burada yapılan oylamalardaki hissedarlar gibi düşünebilirsiniz. Mesela şu anda Tere Classic üzerinde çok fazla validatör kavramı üzerine konuşulur. Bu noktada doğrulayıcılar bir oylama oluyor. Zaten doğrulayıcıların büyük çoğunluğu belli. Büyük doğrulayıcılardan en yükseği ne derse o oluyor. Tabii poligon ağında çok fazla doğrulayıcı var. Ne kadar fazla doğrulayıcı olursa merkeziyetsizlik o kadar merkezi
olmayan yani merkeziyetsiz dediğimiz kavrama yaklaşacaktır. Şimdi Google'ın bu noktada poligon ağı üzerinde artık blockchain hissedar yani bir söz sahibi olabileceğini anlayabiliyor. Aynı zamanda akıllı sözleşme yapıcı gibi noktalarda bulunduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla validatörler önemlidir. Aynı zamanda ne kadar çok validatörünüz varsa ağdaki işlem sayısı da o kadar yüksek olmuş olacaktır muhakkak. Watcher Group'un haberine göre Google Cloud, Polygon ağının güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak yüzden fazla validatörden oluşan merkeziyetsiz grubun içine dahil oldu. Aynen öyle. Ethereum ölçeklenme platformu tarafından X üzerinden yapılan açıklamada ağın artık Google altyapısından destek alacağını söyledi. Polygon, Google'ın sunmuş olduğu güvenlik çözümlerini de ön plana çıkardı. Google Cloud yönetimde yer alacak. Validatörler blokları doğrulamak ve işlemleri sonlandırmak için onay vermesi açısından son derece önemli bir konudadır. Doğru. Mesela Terra Classic şu anda validatör çekmeye çalışıyor. Nitekim validatör çekemiyor. Az önce söyledim, o yüzden onlardan örnek vereyim yine. Yanlış söyleyebilirim, özür diliyorum. 126 biraz aşağı biraz yukarı olabilir. Validatör vardı en son Terra Classic'te. Şu anda 126-127 civarındadır diye tahmin ediyorum. Shibarium beta aşamasındayken ilk onay sürecinde katılmak için, doğrulayıcı olarak katılmak için 700'ün üzerinde Shibarium'a talepte bulunulmuştur. Böyle bir fark var. Google Cloud böylelikle Node altyapısına katkıda bulunarak ağın yönetimine de katkı sağlayacak. Tabii ki aynen öyle. Hem yönetim noktasında hem de doğru bloklar. Blok doğrulama. Google Cloud, X üzerinden yaptığı açıklamada Polygon ağı üzerinde validatör olarak hizmet vererek ağın güvenliğinin ve merkeziyetsiz yapısının desteklenmesine rol oynayacağını ifade etti. Mesela Amazon'un da Solana üzerinde validatörü var gibi. Google Cloud'un son hamlesi şirketin blockchain ve Web3 üzerinde genişleme çabasının son parçasıdır. Aynen Google ya zaten şu an Google blockchain ve Web3 alanına en yakın taraflardan bir tanesi Microsoft, Google, X diyemeyeceğim ya da Tesla diyemeyeceğim. Onlar işin biraz da Elon Musk ve dahi yatırım kısmında. Ama Google tamamen kendisini piyasaya sokmaya çalışıyor. Hani tutup adamlar tabii ki Matic coin alımı da yapabilirdi. Ama işin yatırım noktasında değil, işin inovasyon noktasındalar. Yani projeleri geliştirmeye ve genişletmeye daha fazla çalıştıklarını anlayabiliyoruz. Tamam. Yerel token'dan bahsediyor. Evet, durum bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.